Herkese selamlar. Göçmenlik hukukundaki son gelişmelerle yine karşınızdayım. Son bir ay içinde o kadar çok gelişme, o kadar çok değişiklik oldu ki hem göçmenlik bürosu tarafında, hem devletin uygulamaları ve yeni yönetmelikleri alanında, hem de konsolosluklardaki vize gelişmeleri konusunda. Bu kadar çok gelişmenin en son ne zaman bir arada olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Bu gelişmelerin arasında devletin STEM Fields dediğimiz Science, Technology, Engineering, Mathematics alanlarında uygulamaya koyduğu yeni vize teşvikleri. Bir yandan göçmenlik bürosunun şu anda çok fazla sayıda iş yeri üzerinden yeşil kart numarası olduğunu belirttiği açıklama. Öbür yandan mahkemelerde çok ciddi bir şekilde biriken göçmenlik hukuku davaları. Yine göçmenlik bürosunun çok ciddi bir şekilde dosyalara yavaş bakması nedeniyle mağdur olan insanlar, bu kişilerin dosyalarını hızlandırmak için neler yapabileceğiyle ilgili açıklamalar, yakında kotası açılacak olan H-1B vizesiyle ilgili son gelişmeler, E vizesi ve L vizesi sahiplerinin eşlerini çalışma izniyle ilgili ilgilendiren son açıklamalar, iltica başvurularında son gelişmeler ve aynı zamanda konsolosluklardaki göçmen olan, göçmen olmayan ve green card başvurularıyla ilgili son mülakat haberleri ve daha fazlası bugünkü güncellemenin içinde olacak. Tabii konular çok uzun olduğu için yine bu güncellemeleri size iki bölüm şeklinde sunmayı uygun gördüm. İlk bölümde bahsetmediğim konulardan bir sonraki videoda ikinci bölümde bahsedeceğim. İlk gelişme olarak şu anda Amerikan Meclisi'nde olan bir kanundan bahsetmek istiyorum. Bu kanun America Competes Act, yani Amerika Yarışıyor Kanunu. Bu kanunun çıkma amacı Çin'in son zamanda çok fazla teknoloji konusunda atak yapması neticesinde Amerika'nın Çin'le yarışabilmesi için Amerika'da okuyan kişileri Amerika'da tutabilmek ve startup yapan kişilere vize imkanları sunabilmek. Peki bu yasa tasarısı ne getiriyor? Bu yasa tasarısı yeni bir vize kategorisi getiriyor. İsmi W. Ve bu vize Amerika'da startup kuranlara ve onların önemli çalışanlarına verilecek. Teklif bu. Tabii bu vizenin bir sürü şartı var. Onun detaylarına çok fazla şu anda girmeyeceğim. Kanunun bir başka ayağı daha var. Ona göre de Amerika'da PhD yapan, doktora yapan ve STEM mezunu olan Science, Technology, Engineering ve Mathematics, yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim görmüş, bu alanlarda doktora yapmış kişilerin kendi kendilerine green card başvuruları yapabileceklerini öngören bir kanun tasarısı. Dolayısıyla iki tane ayağı var. Bir tanesi startup vizesi, bu startup'ı kuranlara ve önemli çalışanlara verilen bir kategori olacak bu. Aynı zamanda STEM üzerinden PhD yapan, doktora yapan kişilere de kendi kendilerine green card başvurusu yapabilecek bir imkan sağlayacak. Peki, bu kanun geçti mi, son durumu nedir? Amerika'da yasaların nasıl çıktığını bir kere daha hatırlatmak gerekirse, Senato var, Temsilciler Meclisi var ve bu ikisinin ortak çıkarttığı bir metni başkanın imzalaması neticesinde kanun yürürlüğe girebilir. Şu anda bahsettiğimiz kanun sadece Temsilciler Meclisi'nde çıkan bir kanun. Geçen sene Senato'da çıkan bir versiyon var buna benzeyen, ama onun içinde bu immigration ile alakalı, göçmenlikle alakalı vize, sistem PhD'lerine green card gibi hususlar yok. Dolayısıyla şu anda çok heyecanlanmaya da gerek yok. Sadece Senato ile Temsilciler Meclisi yetkilileri bir araya geldiğinde, eğer son ortaya çıkan mutabakat metninde bu vizelere yer verilirse, bu green card imkanına yer verilirse, o zaman başkan da bunu imzalarsa, o zaman bu yürürlüğe girebilir. Peki böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Olabilir tabii ki, ama Senato'da Republican'ların daha çok olduğu düşünülürse, Cumhuriyetçilerin daha çok olduğu düşünülürse, bu ihtimal belki de çok düşük de olabilir. Dolayısıyla bu bir gelişme, olumlu bir gelişme. En azından Temsilciler Meclisi'nde böyle bir kanun tasarısı var, ama geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Bir gelişme olduğunda tekrar duyuracağım. İkinci güncellememiz de yine STEM alanlarıyla alakalı. Yani Science, Technology, Engineering ve Mathematics. Amerikan devleti bu alanda eğitim görmüş kişileri Amerika'da tutabilmek için, başka ülkelere gitmesinler diye, Amerika'da kalsınlar diye bazı vize kolaylıkları getirmek peşinde. Bunu Biden yönetimi yapıyor. Şimdi bahsedeceğim konulardaki yenilikler için bir kanuna gerek yok. Bunlar devletin kendi içinde yönetmelikle hallettiği, kanun hükmünde kararnameyle hallettiği konular. Dolayısıyla Biden hükümetinin STEM konusunda, Science, Technology, Engineering ve Mathematics konusunda düşündüğü yenilikler neler? Birazcık şimdi onlara göz atalım. Öncelikle bu yeniliklerin F1, J1, O1, National Interest Waiver kategorilerinde olduğunu
bir başta söylemek lazım. Peki F1 öğrenci statüsünde ne gibi yeni değişiklikler oldu? F1 öğrencileri bilindiği gibi OPT hakkına sahip. Bu OPT ile ilgili benim ayrı bir videom var. Bazı okula giden kişilerin okullarını bitirdikleri durumda 12 ay çalışma izni oluyor devletin verdiği. Bu kişiler STEM mezunuysa 12 ayın üzerine bir 24 ay daha alıp toplam 36 ay çalışma hakları oluyor. Bunun çok büyük bir fırsat olduğunu ve bunun detaylarını OPT videosunda anlattım. Onu seyredebilirsiniz. Getirilen yenilik şu. STEM OPT alanlarının sayısını 22 kategori daha ekleyerek genişletti Biden hükümeti. Dolayısıyla Science, Technology, Engineering, Mathematics alanlarının belirlenen kodları var. Bu kodlara göre ancak STEM OPT'si alınabiliyor. Bu alanların içine 22 tane daha kategori ekleyerek daha çok insana, daha çok Amerika'da okuyan kişiye, üniversite, master, PhD yapan kişilere STEM OPT imkanı veriliyor. Böylece bu kişiler eskiden 12 ay olan OPT haklarını bundan sonra 24 ay ekleyerek toplamda 36 ay olarak kullanabilecekler. Bu F1 vizesindeki STEM değişikliği. Peki C1 vizesindeki STEM değişikliği nedir? C1 vizesindeki STEM'in genişletilmesi iki şekilde oldu. Birincisi bazı C1 vize kategorilerine bundan sonra STEM alanında research yani araştırma yapma yetkisi verilecek. C1 vizesindeki ikinci bir STEM genişlemesi de C1 vizesiyle üniversiteye giden veyahut da üniversite üstü eğitim alan, yüksek lisans eğitimi veya PhD eğitimi alan kişilerin çalışmalarının 36 aya kadar uzatılması. Aynı F1 OPT'deki gibi C1'de da 36 aya kadar çalışma izni verilmesi öngörülüyor. C1'la ilgili bu uzatma, yani aynı OPT hakkı gibi C1'larda da 36 aya kadar çalışma izni verilmesi meselesi bir süreyle sınırlandırıldı. Bu da 2021-2022 ve 2022-2023 akademik yıllarına ait. O1 vizesinde STEM'le ilgili getirilen değişiklikler nelerdir? Göçmenlik Bürosu yeni bir genelge yayınlayarak O1 vize kategorisine başvuran, yani olağanüstü kabiliyet vize kategorisine başlanan STEM alanlarında eğitim görmüş kişilerin delillerinin, sundukları delillerin nasıl değerlendirileceğini, Göçmenlik Bürosu'nun bu delilleri nasıl değerlendirip dosyaları kabul veya reddedeceğini biraz daha geniş bir şekilde açıklamış oldu. Aynı şekilde National Interest Waiver dediğimiz EB2, Employment Based Second Category, yani Edirne Bursa 2 veya herkesin National Interest Waiver veya NIW diye bildiği vize kategorisinde de aynı şekilde aynı OVAN'da olduğu gibi Göçmenlik Bürosu yeni bir genelge yayınlayarak STEM alanlarında eğitim görmüş kişilerin National Interest Waiver'a nasıl eligible olabileceklerini, nasıl bu kategoride bir green card başvurusu kendi kendilerine yapabileceklerini açıklayan bir yönetmelik yayınladı. Şimdi bütün bu değişiklikler ne anlama geliyor? F1'la ilgili, C1'la ilgili, O1'la ilgili, National Interest Waiver'la ilgili bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bu açıklamaların tamamı bu kategoride başvuru yapacak kişilerin vize alma, green card alma imkanlarını genişletmeye yönelik. Yani yapılan açıklamalar bu kategorilerdeki STEM mezunu kişilerin vize almaması veyahut da bunların haklarının kısıtlanması değil, bunların daha kolay bir şekilde, daha rahat bir şekilde vize alabilmelerine imkan sağlayacak açıklamalar bunlar. Tabii şu anda şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Bütün açıklamalar bu kadar mı? Niye daha fazlası yok? Hangi alanlar, neler yapılabilir? Tabii ki bu videoda bu kadar derine inmek ve bütün her şeyi detaylı anlatmak pek mümkün değil, birincisi. İkincisi de bunun gelişmesini ancak uygulamaya bakarak göreceğiz. Başkan Biden böyle bir konuyu açıkladı ve bunun uygulamasının devlet kurumları tarafından nasıl yapılacağını ilerleyen zaman içinde göreceğiz ve gelişmeler oldukça mutlaka duyurmaya devam edeceğim. Bugün haberler hep güzel. Bahsetmek istediğim diğer gelişme de çok fazla açık sayıda green card numarasının olmasıyla alakalı. Bu ne demek? Bilindiği gibi preference kategori dediğimiz green cardlar her sene belli sayıda veriliyor. Mesela iş yeri üzerinden birinci kategori var, iş yeri üzerinden iki var, üç var. Bunlardan bazı videolarda bahsettim ama kısaca hatırlamak gerekirse birinci kategori olağanüstü kabiliyet ve aynı zamanda uluslararası yöneticilerin yapmış olduğu green card başvuruları. İkinci kategori advanced degree dediğimiz National Interest Waiver gibi veya iş yeri üzerinden Perm Green Card sponsorluğunda yapılan ve üniversite derecesi ve 5 yıl tecrübe veyahut da master ve üstü tecrübe istenen işler.
EB3 kategorisi de her türlü geri kalan iş yeri üzerinden green card başvurusu. Tabii başka kategoriler de var ama bizi ilgilendiren aslında EB1 ve EB2 kategorisi. Neden? Çünkü göçmenlik bürosu bir açıklama yaptı ve dedi ki bir istatistiksel çalışma yapıyorlar, ellerindeki dosyalara bakıyorlar ve diyorlar ki Ekim 2021 ile Eylül 2022 arasındaki yeni mali yılda, bilindiği gibi Amerika'da mali yıl Ekim'de başlıyor, bir sonraki senenin Eylül'ünde bitiyor. Ekim 2021 ile Eylül 2022 arasındaki mali yılda çok fazla sayıda birinci kategoride ve ikinci kategoride green card numarası var diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu ne demek? Şu demek değil. Yani çok fazla green card var, herkese vermek istiyoruz. Herkes başvursun, vereceğiz. Bu değil tabii ki. Ama açıklamaya çalıştıkları şey şu. Eğer EB1 veya EB2 kategorisinde bir green card dosyası gönderebiliyorsanız bu kategorilerde daha çok boşluk olduğu için bu kategorilere başvurmanızı tavsiye ederiz. Bunu söylüyorlar. Dolayısıyla olağanüstü kabiliyet vizeleri, uluslararası yöneticiler, yine National Interest Waiver dosyaları ve iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularında EB2 kategorisinde olan dosyaların bundan sonraki sene en azından bu mali yıl içinde herhangi bir sorun yaşamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz önceki açıklamalar, yani sistem alanlarında green card'ın kolaylaştırılması, National Interest Waiver ile alakalı konularda sistem alanlarına daha fazla imkan tanınacak olmasını bu gelişmelerle birleştirdiğimizde aslında ortaya belki de green card başvurusu yapmak için çok güzel bir yıl olacak sonucu çıkabilir. Tabii EB1, EB2'ye değinmişken EB3'e yani EB3'ye değinmeden de geçmeyelim. EB3 kategorisinde vize numaralarının çok az olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Şu anda EB3 kategorisinde herhangi bir gerileme, retrogress dediğimiz yığılma da yok. Dolayısıyla EB1, EB2'de çok fazla vize numarası var demek EB3'te aslında hiç yok olarak algılanmamalı. Orada da vize numaraları açık bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama yine de bu konuyu tabii aylık olarak yayınlanan vize bültenleriyle takip etmeye devam ediyoruz. Ve eğer herhangi bir gelişme olursa tekrar duyuracağız. Efendim bugün size göçmenlik hukukundaki son gelişmelerle ilgili biraz bilgi vermeye çalıştım. Öncelikle devletin sistem alanında öğrencileri, startup kuracak müteşebbisleri ve aynı zamanda iş insanlarına teşvik edici yeni düzenlemelerinden bahsettim. Bazı kanun tekliflerinden bahsettim ve aynı zamanda şu anda çok ciddi şekilde açık olan green card numaralarından bahsettim. Umarım bu anlattıklarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bugün anlattığım şeylerin çoğu önümüzdeki döneme ait yasa tasarıları veyahut da politika değişiklikleri olduğu için bunun uygulaması şu anda yok. Uygulamanın nasıl olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Dolayısıyla detaylı sorulara cevap veremeyebilirim. Çünkü bunların detayı henüz belli değil. Ama uygulamalar belli olduktan sonra mutlaka güncelleme videolarında daha fazla açıklama yapıyor olacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.